E, Mersin milletvekili Olcay Kılavuz'un e, attığı tweet'le ben de hatırladım. E, şehre gelmezden evvel e, açıkçası uçakta da birkaç dosya indirmiştim fakat yayın telaşında unutmuşum. Hatay'dayız. Biz bu yayını Hatay'dan gerçekleştiriyoruz. Ve tam da 27 Şubat gecesi Sputnik, 28 Şubat'ta olabilir. Sputnik İngilizce servisi dünyaya bir haber servis etti biliyorsun. Ve biz bir anda yıllar yıllar sonra 1936'dan, 37'den, 38'den ve 39'dan sonra çünkü o yıllar çok kritik yıllardır. Bu bölge için, bu şehir için, bu kent ve çevresi için çok hakikaten tarihi günlerdir, tarihi zamanlardır. O yıllardan yıllar sonra biz bir anda Rusya'nın hatırlatmasıyla Hatay'ı konuştuk. Hatay, Hatay diye bir gündemimiz oldu. Çalıntı. Anda. Sonrasında Hatay deyince a çok yakın zamanda Mustafa Akıncı isimli kişinin siyasinin sıfatını söylemiyorum. Kişinin ben Tayfur Sökmen olmayacağım şeklindeki açıklamasını hatırladık açıkçası. İşte bugün an itibariyle bugün özel bir gün imiş. Hakikaten ben de buradan Sayın Olcay Kılavuz'a teşekkür ediyorum. Bu önemli hatırlatmada bulunduğu için onu okumak istiyorum müsaadenle. Hatay davasının her safhasında bulunan ve Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılmasında büyük emekleri olan eski Kuvayi Milliyeci, değerli devlet adamı Tayfur Sökmen'i vefatının 40. yıl dönümünde rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Evet. Tayfur Sökmen, Milletler Cemiyeti'nin 19 Mayıs 1937'de Hatay için kabul ettiği anayasadan sonra kurulan, Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve son cumhurbaşkanıdır. Notu da düşülmüş. Bir kez daha rahmetle anıyoruz Tayfur Sökmen'i. Şu da var. Tayfur Sökmen'in hayatına baktığımızda bugün Türkiye'de hatırlıyorum bir FETÖ mensubu iç savaşın kanlı cehenneminden geçmeden diye bir yazı yazmıştı. İsmini vermeyeceğim bir yazar bir FETÖ mensubu tahliye edildi. İç savaşın kanlı cehenneminden geçmeden diye bir yazı yazmıştı. 35'te, 36'da, 37'de bu şehirde bugün zaman zaman neleri konuşturuluyorsak, neler üzerinden mezhepler savaşı, iç savaş gibi bazı gündemlerle iç içe kalıyorsa Türkiye, hakikaten 36'da bu bu şehirde o kadar ağır bir biçimde denenmiş ki fakat biz bunu başarmışız. Tayfur Sökmen'in öncülüğünde e, demişiz ki biz Türkiye'yiz, biz Türkiye'liyiz. O sebeple bu duyguyu, bu ruhu, bu kent, bu şehir ve bütün şehirlerimiz yaşatıyorlar. Peki. Bir kez daha rahmet olsun Tayfun Sökmen'e. E, bu hatırlatma için ayrıca teşekkür ediyoruz. Buradaki yoğunluktan bu tip şeyleri çok evet. çok yani burada bulunmamıza sebep olan aslında Aynen öyle. şeyleri unutabiliyoruz. Borçlu olduğumuz. Borçlu olduğumuz. Çok sağ olun İsmail Halis.